an İbni Abbas. Yani buradaki İbni Abbas'tan kasıt Abdullah'tır. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcasının oğludur. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle elbesu min thiyabikum elbeyat fe innehâ min hayri thiyabikum ve keffinu fiyâ mevtâkum. Elbiselerinizden beyaz olanını giyiniz. Çünkü o elbiselerinizin en hayırlısıdır. Ölülerinizi de beyaz içinde kefenleyiniz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, amca oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği hadise göre. Bu hadisi Nesai hariç 5 imam bu hadisi rivayet ettiğini görüyoruz. 5 imam diyorsa Nesai dışındaki Kütüb-i Sitte imamlarıdır. Tirmizi'nin Sünen'inde bu hadis, Ebu Davud'un Sünen'inde bu hadis, İbn-i Mace'nin Sünen'inde bu hadis, bu hadisin rivayet edildiği ifade edilmektedir. Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu ifade ediyor. Sahihin 5 şartı vardır. Ravisi adil olacak. Ravisi zabıt olacak. Senedi muttasıl olacak. Hadis şaz olmayacak. Hadis muallel olmayacak. Bu 5 şartı taşıyan hadise sahih hadis denilmektedir. Ravisi adil olmasından kasıt, yani hocamız Profesör Doktor Talat Koçyiğit, ben onun Türkiye'nin ilk hadis asistanı olan hocanın talebesi olma şerefini taşıyorum. Onun da bir nevi öncesi var. Profesör Doktor Muhammed Tayyip Okiç. Muhammed Tayyip Okiç 45'li 50'li yıllarda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin açıldığı, 1946 Ankara Üniversitesi'nin açılışı, 1949 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin açılışı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açıldıktan sonra ilk defa hadis kürsüsünü, ardından tefsir kürsüsünü kuran Bosna Hersekli bir alim Profesör Doktor Muhammed Tayyip Okiç. Türkiye'nin demek ki bir numarası Muhammed Tayyip Okiç. İlk Türkiye'nin hadis asistanı da Profesör Doktor Talat Koçyiğit. Talat Koçyiğit'in bir talebesi olarak biz üçüncü nesli oluşturuyoruz. Furkan Uçar kardeşim örneğin bizi takip ediyor. Furkan Uçar kardeşim Talat Koçyiğit'in talebesi olma yönüyle benim talebem olduğu için dördüncü nesli teşkil ediyor. Furkan hocamdan da ders alanlar beşinci nesli temsil edecekler. Onların talebeleri de 6-7 diye devam edecek. Hadis ilmi böyle yani. Hadis ilmi en muhteşem ilimdir. Kur'an'ın da içinde bulunduğu, diğer ilimlerin de, kelam ilminin de, fıkıh ilminin de, tefsir ilminin de merkezinde yer alan en değerli ilim hadis ilmidir. Efali mükellefinin tamamını hadis ilmi içine alır. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki farzlar sünnetin muteviyatındadır. Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen haramlar, helallar ya da Kur'an-ı Kerim'de olmayan haramlar ve helallar, hadislerde ifade edilen müfsit olan şeyler, mübah olan şeyler, mendup olan şeyler, haram yanında helal olan şeylerin de farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsidin yani efalli mükellefinin tamamını ihtiva eden tek ilim dalı hadis ilmidir. Örneğin fıkıh ilmi sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüküm ihtiva eden sözlerine bakar. Tefsirci sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamadaki hadislerine bakar. Ama hadisçi hepsine bakar. Fıkı da içine alan hadisleri okur. Kelamı da ilgilendiren diyelim mezheplerin görüşleriyle ilgili, diyelim bir kaderiyenin görüşüyle ilgili, bir cebriyenin görüşüyle ilgili, bir şianın görüşüyle ilgili, haricilerin görüşleriyle ilgili, ister Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki Allah'ın sıfatlarıyla ilgili tartışmalar olsun, ister Allah Resulü'nün vefatından sonra dört halifenin, Emeviler döneminin, Abbasiler döneminin ve
Endülüs Emeviler döneminden Selçuklular, Osmanlılar ta bize kadar süre gelen kelami problemlerin tamamının kaynağı hadis ilmidir. Onun için Hatip el-Bağdadi'nin yazdığı kitaba göre en değerli ilim hadis ilmidir. Şeref Ashabil Hadis'i yazmış zaten. En değerli yeryüzünde alimler hadis alimleridir diyor Hatip el-Bağdadi yazdığı kitapta. Sadece o değil, yeryüzünde ikinci tıp aliminin de ben Muhtasar hadis kitabını inceledim. Onunla ilgili bir makale yazdım. İbn-i Nefis'e göre en değerli ilim hadis ilmidir. Aslında o şöyle başlatıyor. En değerli ilim kelam ilmidir. Ancak kelam ilmi de hadis ilmine muhtaç olduğu için en değerli ilim merkezde Hazreti Muhammed olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem hadis ilmidir diyor. Çünkü Kur'an da hadisten besleniyor. Kur'an ayetlerinin açıklaması da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izahlarına muhtaç. Onun için Kur'an-ı Kerim'in üstünde bir durum ifade eder, bir kayıt ifade eder, bir kadıya ifade eder. Yani bir hüküm ifade eder. Yani Kur'an-ı Kerim sünnete daha çok muhtaçtır şeklinde de ifade ediliyor. Çünkü sünnetin Kur'an'a ihtiyacı da vardır. Ancak Kur'an'ın sünnete ihtiyacı daha fazladır. Çünkü Kur'an temel prensipleri açıklamıştır. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Örneğin burada biz mezardan bahsettik. Burada kefenden bahsettik. Kefenin kısımları var mı? Allah Resulü'nün örneğin kamis yani gömlek dediğimiz kefeni giyip giymediği tartışılmıştı önceki derslerimizde. Allah Resulü'nün kamis giymediğinden bahsedilen hadisler var yani. Şimdi kefenin Kur'an-ı Kerim'de detaylarını görebilir misiniz? O kamisin üzerine sarılan izarın ve lifafenin Kur'an'da izahı var mı? Ama hadislerde var. Kur'an'da ölülerin örneğin hangi tip bir bez ile sarılacağı, kefenleneceği var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de örneğin kabrin detayları var mı? Kabre örneğin nasıl cenaze indirilecek? Ne tarafına örneğin yatırılacak? Var mı? Detay var mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim temel prensipleri veriyor. Abdestin en ince detaylarına var mı? Abdestin 4 farzı sayılıyor Maide suresinin 6. ayetinde. El, yüz, baş, ayak. Peki bunların dışındaki organların yıkama durumu ne olacak? Onun için as-sunnatu kadiyyetun alel kitab. Sünnet yani kitabın üzerine kadıydır. Yani o Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini açıklama yetkisine sahiptir Allah Resulü. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bizzat bu yetkiyi Allah Celle Celaluhu vermiştir. لِتَاكُمَ بَيْنَ النَّاسِ buyurmuştur. İnsanlar arasındaki problemi halledesin diye. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ insanlara açıklayasın diye. Bizzat Allah veriyor. Yine مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ayetiyle kada yetkisini yani hüküm koyma yetkisini bizzat Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'e vermiştir. Allah Resulü bir konuda hüküm verdi mi kadın ve erkeğe seçim hakkı yoktur. Ahzab 36. ayet. İstediğin yere git. Hazreti Muhammed'i aşamazsın. İstediğin kadar çabala. Hazreti Muhammed'in önüne geçemezsin. Bir mümin olarak. Otur yerinde. Otur orada. Geçme ileri. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine hak ve yetki sahibi değilsin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini dinlemek, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çerçevesi içinde kalmak zorundasın. Kur'an'da bu çerçeveyi göremezsin. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bu çerçeveyi görürsün. Kur'an temel prensipleri vaz ederken hadisler daha geniş bir hayatı